sonra kurulan Jenotel, Komünist Partisi'nin işçi ve köylü kadınlar arasındaki çalışmalarını örgütleyen birimdi. Sovyetler Birliği coğrafyasında faaliyet göstermekle birlikte hiç kuşkusuz tüm dünyadaki kadın hareketinin yıllar süren mücadelesinin bir sonucuydu. Burcu Özdemir'in Sovyet arşivlerinden de yararlanarak kaleme aldığı bu kitap, Jenotel konusunda Türkiye'de yayınlanan ilk bağımsız ve geniş kapsamlı çalışma olma özelliğini taşıyor. Inessa Armand, Alexandra Kollontai, Nadezhda Krupskaya gibi isimlerin önderliğinde kurulan Jenotel'in öncelikli hedefi, kadınların toplumun eşit birer üyesi haline getirilmesi ve politik açıdan eğitilmesiydi. Bunun için komünal tesisler, kreşler, yemekhaneler açtı, okuma yazma kursları, mitingler, konferanslar düzenledi, dergiler çıkardı. Yanı sıra ekonomik açıdan zor durumdaki yalnız, evsiz ve küçük çocuklu kadınlara verilen toplumsal desteği güçlendirdi. Jenotel, partiye bağlı bir birim olmakla birlikte geniş kitlelerle donatılmış bir karar merkeziydi. Yeni bir çağ hayali, 20. yüzyılı yaratan kadınlar göçün ve kentlerin yeniden şekillenişinin, küresel ticaretin, seri üretimin damgasını vurduğu 1880'lerden başlayarak Birinci Dünya Savaşı'na giden süreçte kadınların uyanış ve bilinçlenme arayışlarını tüm yönleriyle sergilerken, 1960'lardan itibaren yeni teorilerle daha güçlü bir biçimde sahneye çıkan feminist hareketin tohumlarının atılış öyküsüne de tanıklık ediyor. Fransız devriminde rol oynayan Robespierre, Danton, Marat, Saint-Just, Camille Desmoulins gibi kahramanlar herkes tarafından biliniyor. Ancak devrimde bazen açıktan bazen perde arkasında ama önemli bir rol oynayan kadınlar aynı ölçüde bilinmezler. Türkiye'li okuyucunun daha önce Ateşi Çalmak romanıyla tanıdığı Galina Serebryakova, devrimde olumlu veya olumsuz rol oynamış kadınların en önemlilerinin portrelerini çiziyor.